Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sunar. Güzel, kalbi güzel, sözü güzel, akıllı dostum. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Dediğini duyar gibiyim. Biliyorsun, selam vermek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği davranışlardan. O yüzden ben de sana selam vererek başlıyorum. Ama bu defa selamların en güzeliyle başladım. Yani Allah'ın selamıyla. Nasılsın bakalım, görüşmeyelim. Neler yaptın? Aa, oyunlar oynadın. Tamam. Sonra? Efendim? Tekerleme ezberledin. Harika. Başka? Yatağını topladın. İşte bu da çok güzel. Her gün saçlarını taradın. Ve dişlerini de fırçaladın, öyle mi? Tıpkı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Harika. Aferin sana. O zaman seni daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen gelsin özetler. En son nerede kalmıştık? Tabii ki Miraç olayında kalmıştık. Allah'ın sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel kıldığı çok güzel bir olaydı bu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bir gece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı uyandırdı. Onu Burak denen özel bir bineğe bindirdi. Burak çok hızlı gidiyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar Mekke'den Kudüs'e geldi. Orada Mescid-i Aksa'da tüm peygamberleri onu beklerken buldu. Onlara imamlık yaptı ve namaz kıldırdı. Sonra da bir başka binek olan Refref'e binerek göğe yükseldi ve Allah ile görüştü. Bu olay Müslümanları çok sevindirdi. İnanmayanları da üzdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel dinimizi her yerde anlatıyordu. Yaşadığı zorluklara rağmen yılmıyordu. Mekke'nin en kalabalık olduğu hac mevsimiydi. Şimdi bana o zamanlarda hac var mıydı diye sorabilirsin. Hatırlarsan ilk bölümlerde sana Mekke'nin her dönem kutsal sayıldığını söylemiştim. Hatta Hazreti Adem'den bu yana herkesin çok sevdiği ve ziyaret ettiğini de. İşte yine böyle özel zamanlardan bir zamandı. Mekke'ye pek çok misafir gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek tek herkese Allah'ın bir olduğunu anlatıyordu. Akabe denen yerde 6 kişiye rastladı. Onlar Medine'den gelmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara da Allah'ın bir ve tek olduğunu, kendisinin de onun kulu ve elçisi olduğunu söyledi. Ayetler okudu. Orada bulunan 6 kişi Yahudilerden sık sık son peygamberin geleceğini duymuşlardı. Ayetleri duyunca oracıkta şehadet getirerek Müslüman oldular. Ve bir yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yine aynı yerde buluşacaklarına dair söz verdiler. Müslüman olmanın sevinciyle Medine'ye döndüler. Gördüklerini ve duyduklarını her yerde anlattılar. Medinelileri İslam'a davet ettiler. Onlara 6 kişi daha katıldı. Artık 12 kişiydiler. 12 kişiydiler. Bir yıl sonra söz verdikleri gibi Akabe denen yere geldiler. Gece gizlice peygamberimizle görüştüler. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna inanacaklarına,
namaz kılıp zekat vereceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, iftira atmayacaklarına, yalan söylemeyeceklerine söz verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun karşılığında onlara cennete gireceklerini müjdeledi. Ah, çok güzel değil mi? Hepsi de çok ama çok mutluydu. Bu olaya Akabe Biatı yani Akabe Sözleşmesi denildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab bin Ümeyr'i onlarla Medine'ye gönderdi. İslam'ı anlatmasını istedi. Mus'ab bin Ümeyr çok güzel konuşuyordu. Çok yakışıklıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi saçlarını taramaya, dişlerini fırçalamaya, giyiminin temiz ve güzel olmasına çok dikkat ediyordu. Zayıfları, çocukları, hayvanları koruyordu. Söz verdiğinde tutuyordu. Doğru konuşuyor, kimseyi kırmıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaşarsa öyle yaşamaya çalışıyordu. Medine'ye gittiğinde herkese Allah'ın ayetlerini anlattı, anlattı, anlattı. Kendisi de yaşayarak örnek oldu. Onlara gerçek bir Müslüman nasıl olur gösterdi. Abdest almayı, namaz kılmayı da öğretti. Medineliler İslam'ı çok ama çok sevdiler, sahiplendiler. Kısa sürede çok kişi Müslüman oldu. Bunun haberini alan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi. İşte bu yüzden o seneye sevinç yılı denildi. Bundan bir yıl sonra hac mevsimi geldi. İnsanlar Kabe'yi görmek için Mekke'ye gidiyorlardı. Medineli Müslümanlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için sabırsızlanıyorlardı. Ona biat etmek yani bağlılıklarını sunmak istiyorlardı. Ayrıca onun Mekke'de sıkıntılar içinde olduğunu da biliyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye davet edeceklerdi. 73 erkek, 2 kadın, toplam 75 kişiydiler. Sonunda Mekke'ye ulaştılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bulup kimseye belli etmeden ona "Ey Allah'ın elçisi, biz Medine'den sana bağlılık yemini etmek için geldik. Seni Medine'ye götürmek istiyoruz. Müşriklerin verdiği bu sıkıntıdan kurtarmak istiyoruz." dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla gece yarısı yine Akabe denen yerde buluştu. "Biz seni, canlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi nasıl korursak öyle koruruz. Ey Allah'ın peygamberi, Medine'ye gelin. Sizi de burada kötülük gören tüm Müslümanları da davet ediyoruz. Biz onlarla kardeş oluruz." dediler. Hem sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de diğer Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Nur yüzlü Peygamberimiz gülümsedi. Tekliflerini kabul etti. Elini uzattı. "Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve elçisi olduğuma, hep doğruyu söyleyeceğinize, namaz kılıp zekat vereceğinize, Allah'ın dinini yaymada bana yardımcı olacağınıza söz veriyor musunuz?" diye sordu. Seve seve kabul etmişlerdi. Bir kere daha tek tek gelip ona söz verdiler. Sevgi ve bağlılıklarını sundular. Sonra da Medine'ye gitmek üzere yola çıktılar. Peygamberliğin 13. yılında gerçekleşen bu olaya da ikinci Akabe Biatı adı verildi. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de sıkıntı çeken Müslümanlara dedi ki, "Sizin gideceğiniz yer Medine'dir. Mekke'den çıkmak isteyenler oraya gitsinler. Allah onları size kardeş, Medine'yi de güven ve huzurla yaşayacağınız bir şehir yaptı." dedi. Bu izin üzerine Mekkeli Müslümanlar hazırlandılar. Bölük bölük Medine'ye hicret ettiler. Yani göç ettiler. Medine'de sevgiyle karşılandılar. Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanlarla her şeyi paylaştı. Sıcak çorbalarını, elbiselerini, ayakkabılarını, evlerini, altınlarını, koyunlarını, develerini, hurma bahçelerini paylaştılar.
hicret etme sırası Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelmişti. O diğer Müslümanlar gibi gizlice gitmek istemedi. Kabe'yi tavaf etti. Yani etrafında 7 defa döndü. Sonra da onu seyreden kalabalığa seslendi. Ben de dinimi yaymak için Medine'ye göç ediyorum. Kendine güvenen varsa çıksın karşıma. Tabii ki kimse buna cesaret edemedi. O da gündüz vakti Medine'ye doğru yola çıktı. Yol uzundu. Medineliler heyecanla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlardı. Kendi aralarında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman şehrimizi şereflendirecek acaba? Rabbim en kısa zamanda onu görmeyi nasip eylesin hepimize, amin. O da Allah'ın iznini bekliyor olmalı. Onun sağ salim gelmesi için yüce Rabbimize, yüce Allah'ımıza dua edelim diye konuşuyorlardı. Diğer taraftan Müslümanların Medine'ye göç ettiğini anlayan müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermeye karar verdiler. Onu Medine'ye göndermeyeceklerdi. Bunun için her kabileden güçlü kuvvetli kişiler seçtiler. Ellerine kılıçlar verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gitmek için evden çıkınca hemen saldıracaklardı. Ama Allah Hazreti Cebrail Aleyhisselam ile bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Kötü adamlar onun evinin etrafını sardılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkmasını beklediler. Peygamberimiz evden çıktı. Yerden bir avuç kum aldı. Yasin suresinin ilk 8 ayetini okuyarak üzerlerine serpti. Hepsinin gözlerinin önünden geçti gitti. Görünmez olmuştu. Kimse onu göremedi. Allah'ın bir mucizesi daha gerçekleşmişti. Allah peygamberini koruyordu. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yatağındaysa Hazreti Ali yatıyordu. Bunu Cebrail aleyhisselam istemişti. Peygamberimiz onun üzerine yeşil hırkasını örttü. Hazreti Ali'ye korkma dedi. Sana onlardan zarar gelmez. Hazreti Ali zaten hiç korkmuyordu. Allah'ın onu da peygamberini de koruyacağına tüm kalbiyle inanıyordu. Sonunda müşrikler beklemekten sıkıldılar. Ellerinde kılıç eve daldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağında yatanın Hazreti Ali olduğunu görünce şaşırdılar. Onlar görmeden Muhammed'in evden çıkmasına imkan yoktu. Bu olamazdı. Ama olmuştu işte. Peygamberimiz ayetler okuyarak aralarından geçip rahatça çıkıp gitmişti evden. Kızgınlıkla Hazreti Ali'ye sordular. Muhammed nerede? Söyle hemen. Nereye gitti? Söyle. Hazreti Ali onlardan hiç korkmuyordu. Bilmediğini söyledi ve oradan uzaklaştı. Haber Ebu Cehil'e ulaşınca kızgınlıktan yerleri tekmeledi. Bağırdı, çağırdı. Hemen takip edin dedi. Bulana 100 deve vereceğim. Benim küçük dostum. O sırada güzel peygamberimiz aleyhissalatu vesselam en yakın dostu, yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le buluşmuştu. Yanlarına yiyecek, içecek almışlardı. Yola çıktılar. Yorulunca dinlenmek için Sevr mağarasına girdiler. Mağarada çok delik vardı. Hazreti Ebu Bekir gömleğini küçük parçalara ayırdı. Her bir parçayla delikleri tıkadı. Çünkü böyle mağaralarda akrep, yılan gibi canlılar yaşıyordu. Birisinin peygamberimize zarar vermesini hiç istemiyordu. Onu canından çok seviyordu. Fakat bir deliğe kumaş yetmedi. Onu da ayak parmağıyla tıkadı. Nur yüzü peygamberimiz çok yorgundu. Biraz dinlenmek için uzandı, uykuya daldı. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in ayak parmağıyla kapattığı o delikte bir yılan vardı. Hazreti Ebu Bekir'in ayağını ısırıverdi. Canı çok yandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyanmasın diye dişlerini sıktı. Bu defa da gözlerinden yaşlar akmaya başladı.
O sırada Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyandı. Hazreti Ebu Bekir'i ağlarken görünce, ne oldu ya Ebu Bekir diye sordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ayağımı bir yılan soktu dedi. Efendimiz mübarek elini yılanın soktuğu yerin üzerine koydu, dua etti. O şiddetli ağrı hemencecik geçiverdi. Hazreti Ebu Bekir'in ayağı o an iyileşti. Bu da onun mucizelerindendi. Onlar dinlenirken Ebu Cehil'in 100 deve ödülünü duyanlar hazırlanıp yola çıkmıştı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ebu Bekir'in peşine takılmışlardı. Onların arasında çok iyi iz sürenler vardı. İki tanesi mağarayı bulmuştu bile. Mağaraya yaklaştılar. Biraz daha yaklaşıp eğilseler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ebu Bekir'i göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama zarar verecekler diye çok korkuyordu. Efendimiz buyurdular ki korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler. Kendim için zerre kadar korkmuyorum ama sana bir zarar gelir diye çok korkuyorum dedi. Ya Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa sonumuzun ne olacağını sanıyorsun? O sırada Allah'ın yardımı yetişti. Allah yerde ve gökte ne varsa her şeyin sahibiydi. Bir anda mağaranın kapısında kalın kat kat bir örümcek ağ beliriverdi. Bu ağ bir kapı gibi mağaranın kapısını sarıverdi. Örümcek de gelip ağın ortasında beklemeye başladı. Sonra da bir kuş yuvası belirdi. Hatta içinde birkaç tane de kuş yumurtası vardı. İki güvercin de gelip yuvaya yerleşti. Yumurtaların üzerinde oturup beklemeye başladılar. İz sürenlerden biri sordu. İzler burada bitiyor, içeri girelim mi? Mağaranın kapısını boydan boya kaplayan şu örümcek ağına bak. Ne kadar da kalın. Muhammed doğmadan önce gelip yerleşmiş sanki. Zaten ağın ortasında bekliyor örümcek. İçeri girmiş olsalar bu ağ bozulmuş olurdu şimdiye kadar. Düşünsene bunu. Öbürü de arkadaşına katıldı. Haklısın. Bak şuradaki iki güvercin de yuva yapmış. Sakin sakin bekliyor. Bunlar ürkek hayvanlardır. Biri mağaraya girmiş olsa burada duramazlar. Uçup giderlerdi çoktan. Uçup gitmediklerine göre kimse buraya girmemiş demek ki, değil mi? Örümcek de ağanın tam ortasında sanki nöbet bekliyor gibiydi. Güvercinler de öyle. Buraya kimsenin girmesi mümkün değil baksana. Ne ağ bozulmuş ne de yuva. Burada zaman kaybediyoruz. Muhammed yolu yarılamıştır bile. Beni lafa tuttun, belliydi burada olmayacakları. Bir sürü zaman kaybettik senin yüzünden. Hızla mağaradan uzaklaştılar. Ayak sesleri artık duyulmuyordu. Hazreti Ebu Bekir rahat bir nefes aldı. Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, onun sadık yol arkadaşı, 3 gün 3 gece Sevr mağarasında kaldılar. Zamanlarını dua ve ibadetle geçirdiler. Sonunda yeniden yola koyulma vakti gelmişti. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mağaradan çıktıktan sonra Mekke'ye hüzünle baktı. Mekke, Allah'ın yarattığı yerlerin en güzeli ve en sevgili olanısın. Eğer beni senden ayırmasalardı, ben asla senden ayrılmaz ve senden başka bir yurt aramazdım, dedi. Hazreti Ebu Bekir yola çıkmadan rehber Urayk'a 2 deve teslim etmişti. Bolca para vererek nerede ve ne zaman buluşacaklarını söylemişti. 4. gün develer geldi. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'den bineceği deveyi ısrarla satın aldı. Sonra da birlikte yola koyuldular. Devenin adı da Kasva oldu.
Yanlarında bir de Hazreti Ebubekir'in azatlı kölesi Amir bin Füheyre vardı. 100 deve ödülünü duyan iş sürücülerden biri de Süraka'ydı. O iş sürücülerin en iyilerindendi. Sonunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşını buldu. Atını hızla sürdü. Onu gören Hazreti Ebubekir yine telaşlandı. "Korkma ya Ebubekir," dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. "Allah bizimle beraberdir." Süraka yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Efendimiz yüksek sesle Kur'an okuyordu. Süraka bunu duyabiliyordu. Hayalinden kazanacağı develer geçiyordu. Ne kadar da çok. Mızrağı elindeydi, bağırdı. "Ya Muhammed, söyle şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir? Ha söyle." Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Her şeyin yaratıcısı Allah korur," dedi. "Allah'ım düşür onu," diye dua etti. Süraka'nın atının ayakları o an kumlara gömüldü. O da düştü ve yerlerde yuvarlanmaya başladı. At çırpındıkça daha çok kuma saplanıyordu. Süraka da bunun normal bir şey olmadığını anlamıştı. Bu bir mucizeydi. "Ya Muhammed, sen merhametli bir insansın. Beni bu çölün ortasında bırakma. Allah'a dua et. Atının ayakları kumdan kurtulsun de. Sana ne istersen veririm. Ne olur, ne olur bana yardım et," diye yalvarmaya başladı. Peygamber Efendimiz, "Eğer geri döner ve bu yöne gidenlere engel olursan, o zaman seni bu halinden kurtarırım," dedi Süraka'ya. Süraka, Efendimizin söylediğini yapacağına söz verdi. Peygamberimiz de dua etti. Ne oldu dersin? Evet, atının ayakları kurtuldu. O da sözünü tuttu. Yolda karşılaştıklarına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yönde olmadığını, bu tarafa gittiğini söyledi. Onları ikna etti ve yollarından çevirdi. Sonunda Kuba köyüne geldiler. Burası hurma, nar, incir bahçeleri ve üzüm bağları ile ünlüydü. Hazreti Ali de onlara burada yetişti. Kuba'da 14 gece kaldılar. İlk mescidi yaptırarak içinde namaz kıldılar. Tekrar Medine'ye doğru hareket ettiler. Yolda Ranuna denen yerde Efendimiz cuma namazının farz olduğunu bildirdi ve ilk cuma namazını kıldırdı. Cuma hutbesini okudu. Peki sonra neler oldu? Sağ selamet Medine'ye ulaşabildiler mi? Orada nasıl karşılandılar? İşte tüm bunların cevabı da bir sonraki Çocuklar İçin Siyer programımızda. Ama şimdi hoşça kal dememizin vakti zamanı geldi. O zaman ne yapalım? Tekrar görüşene kadar şimdilik hoşça kal benim gül yüzlü, gül kokalı güzel dostum diyelim. Hoşça kal. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.